Zafer. Zafer. Bak yapma böyle. Haftaya var ya mahkemede kesin çıkacağım. Vallahi bak ben çok inanıyorum buna vallahi. Şadiye ne olur boşuna ümitlenme. Beni hayatta salmazlar artık buradan. Benim hayatım bitti artık Şadiye. Zafer. Bak niye öyle diyorsun? Bak hep avukat var ya bana dedi ki... Avukatlar ne derse desin Şadiye. Ben bir adam öldürdüm. Daha ötesi var mı? Aferin mi diyecekler? İyisi mi sen beni unut? Boşuna bekleme. Bir daha da ziyaretime gelmeni istemiyorum. Ya Zafer. Sen şimdi niye böyle diyorsun? Bak en kötüsü olsa bile... Yani diyelim en kötüsü oldu. Evleniriz. Hem olacak birkaç yıl. Ben her hafta gelirim hem buraya seni ziyarete. Şadiye bak ben çok düşündüm. Sen daha çok gençsin. Beni beklerken gençliğini heba etme. Benden sana hayır yok artık. Bunu anlaman lazım. Gelirsen bile görüşe falan çıkmayacağım. Onun için gelmeni istemiyorum. Unutalım birbirimizi tamam mı? Böylesi daha iyi. Ben anlıyorum tabii şimdi seni. Sen söylenenlere inandın tabii. Senin şimdi dedenkili de beynini yedi. Kısalttılar kızı dedi. Olmuş kız dedi. İnandın sen değil mi? Olsun. Olsun Zafer sağlık olsun. İnşallah sen çabucak çıkarsın buradan. Ben bir daha rahatsız etmem zaten seni. Vallahi bak. Germem yani ben bir daha. Vallahi merak etme yani sen. Zafer Çamyalı'nın İhsan Çonga'yı bıçaklamak suretiyle öldürdüğü sabit görülmüş olup suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmaması ve haksız tahrik unsuru da göz önüne alınarak 7 yıl 11 ay hapis ve cezalandırılmasına 18 yaşına kadar çocuk ve gençlik ceza tutuk evinde bulundurulmasına karar vermiştir. Şşt, Şadiye. Gel bakayım sen azıcık şöyle. Gel konuşalım biraz seninle. Şadiye, bak için yanıyor biliyorum. Ama üzülme o kadar. Şunun şurasında 5 yıl yatar çıkar Zafer. Hem bunun affı var, iyi hali var falan değil mi? He? Faydalanır bakarsın. 2 yıla gelir döner. Çıksa ne olacak be? Bana ne? Niye öyle diyorsun Şadiye'm ya? Sildin mi çocuğu hemen hüküm giydi diye? Ha. Beklemeyeceksin mi çıkana kadar? Vazgeçtim. Beklemeyeceğim. Bunca yıl onu mu bekleyeceğim ben be? Şadiye, bak bana dost doğru anlat her şeyi. Ziyarete gittiğinde bir şey mi dedir bu çocuk sana? Terk falan mı etti seni? Anlat bakayım bana, konuş. Şimdi bu... benim namusumu temizlesin diye cinayet işledi ya... artık namussuz görüyor beni. Yakıştırmıyor kendine. Ne? Hay ben... Kimin kabahati be? Ha? Kimin kabahati kimin? Sen var ya, sen benim hayatımı mahvettin. Sen böyle bütün herkesin içinde kendi öz kardeşini de sen kendi öz kardeşini madara ettin. Namusumu 5 paralık ettin sen benim. Bak görüyorsun işte. Zafer bile istemiyor senin yüzünden beni. Ya
canına be. Vay canına ya. Bu dünya hala yontma taş devrinde, yemin ediyorum ben. Allah. Bak. Sana ant içiyorum. Yeminle. Vallahi de billahi de ben avukat olacağım. Sen de bana yardım edeceksin eğer oradan beni duyuyorsan. Böyle merhametsizlik, böyle adaletsizlik olmaz ya. Ben burada kardeşime namussuzluk eden heriflerden hesap soruyorum. Biri kart terzi, biri abim. Yine ben suçlu çıktım ya. Yine ben suçlu çıktım. Allah, bu dünya kimin ya? Kimin bu dünya? Yine ben yedim daya. Yine ben yedim. Yoldaki kavşaklarda başka yaşamlarla karşılaşırsın. Onları tanıyıp tanımamak, derinine yaşamak ya da es geçmek yalnızca bir anlık karar sonucudur. Bunu bilmesen de dümdüz ilerlemekle sağa sola sapmak söz konusu olduğunda genellikle senin varlığınla ve senin yanında olacak kişinin yazgısıyla oynanmaktadır. Kaç haftadır kardeşinle temizliğe gelmiyorsunuz Narin? Şadiye hasta Hafize teyze. Ben de işte hep okulda kalıyordum testleri çözmek için. Üniversite sınavı yaklaşıyor ya, malum işte gece gündüz ders hep o şeyden. Neden yalan söylüyorsun Narin? Yaslıhan gibi küçücük bir yerde olanları duymayacağımı sandın. Necati Bey senin için çok dürüst bir kız demişti. Galiba seni yanlış tanımışız biz. Evet Hafize teyze, beni gerçekten yanlış tanımışsınız. Ben öyle her başına bir şey geldiğinde ağlayıp sızlayıp anlatan biri değilim ki. Kendini acındırmayı seven biri hiç değilim. Ayrıca madem öğrendiniz benim başıma bir şey geldiğini, teessüf ederim yani. Sizin bana bir geçmiş olsun demeniz gerekmez miydi? Peki Hafize teyze, size iyi günler. Bu burs işini falan da yarıda bırakalım. Çünkü ben size layık biri değilim zaten. Narin. Gel, boynumu ov biraz. Boynum kasıldı. Yavaş ol. Boynum kırılınca ölürsem paralar sana kalmayacak. Biliyorsun oğlum var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.